Gençler merhabalar. Bugün REMP hizmetleri dersinde REMP personelimizin görevlerini göreceğiz. Ama bundan öncesinde bizim daha önemli bir departmanımız var. Harekat hizmetleri. Çünkü harekat hizmetlerimizden aldığımız bilgilere göre REMP personeli hareket etmek zorunda. Bu yüzden öncelikle harekat memurumuzun bir görevlerini öğrenelim. Harekat memuru kargo ve postaları kargo memurundan yazılı olarak alır. Neden bunu yazılı olarak alır? Kargo ve postaların yük bildirimlerini alması gerekiyor. Çünkü load sheet, trim sheet hazırlar iken bunların kilogram bazında ne kadar olduğunu öğrenmeleri gerekiyor. Neden bunu yapıyorlar? Her uçağımızın denge ayarları farklı. Bu uçakların kanatlarındaki motora bağlı veya yolcularımızın ağırlık olarak kadın ve erkek olarak farklı olduğu için ön ve arka oturma düzeni farklı olabilir. Bu tarz bilgileri alması gerekiyor ki load sheet, trim sheet hazırlarken herhangi bir aksaklık yaşamasın. Rush bagajlarımız var. Daha evvelden gelen yolcumuz uçuşunu tamamlamış ve havalimanından ayrılmış. Ancak bagajları hala apronda veya şut altında bulunuyor. O bagajlar bir sonraki uçuşta tekrar uçakla beraber gelebilir. Bu bagajların da kilogram olarak, adet olarak bilgisini harekat memurunun alması gerekiyor. Çünkü o yolcu bagajı sonrasında yolcunun arkasından iletilmesi gerekiyor. Bu bir prosedür. Diğer bir özelliğimiz yolcu hizmetlerinden sayı bildirimi alması gerekiyor. Bu load sheet, trim sheet hazırlarken erkek yolcu mu, kadın yolcu mu, çocuk yolcu mu, bebek yolcu mu? Bunların kilogramları farklı. Kilogramlarına göre oturma düzenlerini ve planlarını farklı oluşturması için sayı olarak bildirimi yolcu departmanından alması gerekiyor. Diğer bir özelliğimiz şut altı bagaj sayısı bildirimi. Şimdi şut altına kontuarlardan gelen bagajlarımız var. Kontuarda bilgisayar sistemi üzerinden belirli bir adet olarak şut altına yollanıyor. Şimdi bu şut altına yollanılan bagajlarımızın bagaj traktörüne yüklenirken tek tek bagaj bandından alım sırasında sayımı gerçekleşiyor. Şimdi yolcu departmanımızın yani kontuarlardan gelen sayının bu bagaj traktörlerine yüklenme bagaj bandından alınma sayısı 1 olması gerekiyor. Bu 1. Sonrasında şut altından bagajdan alınan traktörle apron yüzeyine getirildiğinde uçağa yüklenirken bir o aşamada da tekrar sayım gerçekleşir. Neden? Apron yüzeyine traktörden bagaj düşebilir veya unutulmuş olabilir. Herhangi bir aksaklık olabilir. Bagaj bildirim sayılarının alınması gerekiyor ve bütün hepsinin birbirine eşit tutması gerekiyor. Diğer bir özelliğimiz toplu bagajlar. Toplu bagajların neler örnek verebiliriz? Aile bireylerinin toplu olarak verdiği bagajlar. Veya spor müsabakalarında gittiklerinde sporcunun, antrenörünün ya da başka sporcularla beraber gidildiği için toplu olarak bagajları olabilir. Gemi mürettebatları olabilir. Bu tarz toplu bagajların da çok fazla sayıda olduğu için toplu bir alana konması daha makul, daha mantıklıdır. Çünkü gittiği havalimanında indirim sırasında hangi bagajın nereye gideceği karışıklığı daha minimum düzeyde olur. Bu yüzden toplu bagajlar bizim için önemli. Harekat memuru ne yapıyor bu bilgilerin hepsini alıyor. Load sheet, trim sheet hazırlıyor. Load sheet, trim sheet'ine göre yükleme planını hazırlıyor. Ve bagajlar artık uçağa yüklenim hazır hale geliyor. Peki bu bilgileri kime veriyor? REMP personeline veriyor. Şimdi REMP personelinin görevlerine bakalım. Gelen yolcu bagajları ve kargonun uçaktan boşaltımını sağlıyor. Öncelikle şu işlemi bir anlatayım. Uçağımız park pozisyonuna yanaştı. Sonrasında harekat memurumuz uçağımızın kontrollerini sağladı. Artık uçakların ambar veya hold kısımları açılma hazır. Şimdi açılımını REMP personeli gerçekleştiriyor ve bizim bagaj uçak içerisinden aprona indirmeyi sağlayan konveyörlerimiz var. Konveyörlerin yanaşımı sağlanıyor. Artık REMP personelimizden bir tanesi uçağın içerisine hold kısmına, bir kısmı konveyörün diğer ucuna konumlanıyor. Ve artık aldığı bagajları bagaj traktörüne yüklüyorlar. Bu gelen yolcuların bagaj ve kargoları artık konveyörden alınıp bagaj arabasının içerisine konması gerekiyor. Bunu REMP personeli yapıyor. Bu bir. İkincisi bagajın en kısa süre içerisinde yerine ulaşması gerekiyor. Neden? Yolcumuz transfer veya transit yolcu olabilir. O uçaktan inip başka bir uçağa çok kısa bir süre içerisinde binmesi gerekebilir.
Ne yapacağız? Bagajını hemen alıp yolcumuzun da aktarımını sağlayıp uçuşa devam etmesini sağlamamız gerekiyor. Çünkü bu çok büyük bir karışıklığa sebep olabilir. Yolcu bagajı kalabilir. Yolcu bagajının kalması demek hem yer hizmetlerine hem de hava yoluna çok büyük sıkıntılara mal olur. Diğer bir üçüncü maddemiz yanlış bagajların ayrı yerde tutulması. Ne demiştik? Rush bagajlarımız vardı. Rush bagajlarımız yolcuyla beraber olmayan bagajlardı. Gelen havalimanında bir karışıklık olabilir. Yan yana park pozisyonunda beklemiş uçakların traktörleri karışabilir. A havayolunda uçuşu gerçekleştirecek bagaj B havayolundaki farklı bir uçağa konulmuş olabilir. Bu bagajların da tespitini yapıyoruz. Diğer yolcularla karışıp terminal binasına gönderilmemesi için ayrı bir yerde muhafaza ediyoruz. Kontuardan gelen ve doğru etiketlenen bagajların hasar almadan şut altından ayrılıp doğru uçağa sevki. Şimdi kontuarlardan tek tek personellerimiz, yolcu hizmetleri personellerimiz bagajları aldı. Sayı olarak belirledi ve üzerine bagajların etiketler yapıştırdı. Şimdi bu etiketlerin her uçuş için farklı farklı düzenlendiğini düşünürsek karışma riski var mı? Evet var. Çünkü büyük havalimanlarında çok büyük bagaj bantları var. Bagaj bantlarında düşebilir başka bir bagaj bandına ya da personel bir dalgınına gelebilir. Farklı bir bagaj arabasına yükleyebilir. Bu yüzden etiketlerin doğru olup olmadığını kontrolünü sağlıyor personelimiz ki doğru uçağa bindirilebilsin. Şut altından alınırken bagajlarımızda hasar meydana gelmiş olabilir. Şut altı neydi? Kontuarlarımızdan gelen bagajların ilk istiflendiği noktaydı. Bu istiflenen noktalarda herhangi bir sıkıntı var mı bagaj içerisinde veya yasak bir madde var mı yok mu? Tekrardan bir bizim MVT cihazlarımız vardı. MVT cihazlarımız üzerinden tespitini sağlıyordu. Bazı sıkıntılı durumda bagajları MVT cihazından çıkartıp kontrolünü de sağlıyorduk. O durumlarda hasar meydana gelmiş olabilir. Bagaj bandından traktöre yüklenirken düşmüş olabilir bagaj veya bagaj bandı küçük gelmiş olabilir. Daha büyük bir bat olarak bagajımız vardı. Bir yerleri çarpmıştı ve kenarları kırılmış olabilir. Bunların hepsinin sorumluluğunu üzerine almaması için yer hizmetleri ve hava yolları tutanak tutması gerekiyor ve bunu yolcuya bildirmesi gerekiyor. Bu yüzden hasarlı olup olmadığını kontrol etmemiz gerekiyor. Doğru etiketleriyle beraber. Şimdi geldik şut altından bagajı aldık. Artık uçağa yükleme esnasına geldiğimizde. Ne demiştik? Harekat memurumuz bizim yükleme planlarımızı yapıyordu. Yükleme planına göre uçak altında farklı farklı holdlar var. Şimdi memurumuz şey diyebilir. Tehlikeli maddelerle ben cenazeyi aynı holda koymak istemiyorum. Ya da devam edecek farklı dünyanın farklı bölgelerine devam edecek yolcularımızın bagajları farklı farklı holda konabilir. Atıyorum Konya'dan İstanbul'a, İstanbul'dan da Amsterdam'a giden bir uçuş var. Şimdi İstanbul'a inecek yolcularımızın bagajlarını farklı bir holda, Amsterdam uçağındaki farklı bagajları da farklı holda ayarlamış olabilir. Bu planlar doğrultusunda ramp personeliniz yüklemesini gerçekleştiriyor. Yüklerin cinsine göre ayrımı az evvel de örnek verdiğim gibi cenazeyle tehlikeli maddeler yan yana koymadık mesela. Cenazeyle atıyorum ki canlı hayvanı yan yana koymadık. Kuru buzluğa yaş meyve sebzeyi beraber taşımadık gibi. İyi istiflenmesi gerekiyor. Şimdi arkadaşlar bizim yükleme çeşitlerimizde bir bulk yüklememiz bir de yüverli yüklememiz var. Yüverli yüklerimiz konteyner ve palet. Onun haricinde bulk yüklerimizde bizim bir kaba bir tabirle tepsi gibi bir yük bir yerimiz var. Onun üzerine bagajlarımızı koyuyoruz ve üzerine ağ geriyoruz. Ve bu ağları, fileleri, diğer ismi file, fileleri iyi bir şekilde bağlamamız gerekiyor. Bunların iyi istiflenmesi gerekiyor ki uçak türbülanstayken tırmanışta veya inişte herhangi bir yere sağa sola çarpmasın, düşmesin, uçakta denge bozukluğu yaratmasın diye. Tamam bulk yükleme, küçük bagajlarımız çok bir problem yaratmayabilir ancak yüverli yükler yani palet, konteyner gibi yüklerimiz çok ağır yükler olduğu için uçağın dengesini bozabilir, uçak düşebilir. Bu risklerin hepsini göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Harekat memurundan alınan izinle uçak tipi ve denge durumuna göre
uçağın yüklenmesi sağlanır. Zaten bu Logitech Trimsheet üzerinde dengemizi harekat memuru yapıyordu. Onun verdiği direktifler doğrultusunda biz yüklerimizi yerleştiriyoruz. Şimdi bizim bir özelliğimiz var. Yükleme ön holddan, boşaltma ise arka holddan yapıyoruz. Neden? Şimdi yolcularımız apron yüzeyine geldiği zaman hem arkadan hem önden binebiliyorlar. Ancak yükleme ve boşaltma sırasında yoğunluktan dolayı denge bozuklukları yaratılabiliyor. Yani yolcularımız çok öne gitmiş olabilir. Uçak indiği zaman uçağı terk etmek için veya uçak biniş esnasında kuyruktan binebilirim, koltuğum daha yakın diye o tarafa doğru yönelmiş olabilir. Bunların hepsini göz önünde bulundurduğumuz için sivil havacılık bize diyor ki yüklemeyi arkadaş ön holddan yap, boşaltmayı arka holddan yap ya da ikisini aynı anda gerçekleştir. Çoğunlukla bu aynı anda zaten gerçekleştiriliyor. Diğer bir maddemiz, son istasyon bagajları en arkaya, ilk istasyon bagajları en öne konur. Şimdi bir alan düşünün ve kapısı şu kısımda. Ne yaparız biz? Son inecek yükleri arka kısma, ilk inecek yükleri ön kısma koyarız ki indirim esnasında herhangi bir sıkıntı yaşamayalım, o bagajı aramayalım veya o yükü aramayalım diye. Ve bizim istediğimiz şu, her holda farklı farklı konması. Mesela bacak uçuşlarımız var. Bacak uçuşu dediğim bir noktadan bir noktaya gitmesi bir bacak uçuşu. 4-5 bagaj uçuşlarımız olabiliyor. Bacak uçuşlarımızda farklı farklı holdlara koymamız gerekiyor ki indiği havalimanında herhangi bir aksaklık yaşanmasın. O bagajın tamamen o holdda olduğunu bilelim. Ona göre indirmesini sağlasın karşı meydandaki görevli. Bu yüzden holdları farklı farklı koymamızda yarar var. Bu bizim için biraz daha kolaylık. Uçağın taban çeker limitleri dikkate alınmalı. Şimdi bazı yüklerimizin temas yüzeyi daha kısa oluyor. Yani yamuk düşünün ve yamuğun en ince kısmı aşağıya doğru. Düşünün basıncı daha fazla. Basıncı daha fazla olduğu için uçağımızın hold kısmına yani aşağı kısmına, zemin kısmına zarar verebiliyor aşırı yükten dolayı. Bunların taban çeker limitlerini dikkatli bir şekilde yapmamız gerekiyor. Gerekirse kalaslama. Kalaslama dediğimiz, şöyle küçük bir örnek vereyim. Şöyle bir yük uçağın içerisinde binmesi gerekiyor. Şu kısımda basınç fazla olacağı için basıncı dağıtmak adına şu kısma bir kalas koyuyoruz ve yükü eşit bir şekilde uçağın zeminine dağılımını sağlıyoruz. Neden? Uçağımız zarar görmemesi için. Bu yüzden çeker limitlerine dikkat ediyoruz. Özellikle yükler ayrılır demiştik. Cenaze, tehlikeli maddeler, canlı hayvanlar, yaş sebze meyveler gibi. En arkaya ise ağır yükler konuyor. Ağır yükler neden en arkaya koyuyoruz? Bazı uçaklarımız bizim hem kargo hem yolcu taşıyorlar. Kargo taşırken 150 kilogram üzerine ağır kargo diyorduk. Ağır kargoları en arkaya koymamız gerekiyor ki bagaj arabaları tamamen dolup bagajı indirdikten sonra bizim haylodurlarımız gelebilsin. Haylodur ağır yüklerin indirilmesini sağlayan asansörlü bir sistem idi. Bu yüzden ağır yüklerimizi en arkaya koyuyoruz ve sabitliyoruz. Daha evvel de belirttiğim gibi konteyner ve paletlerde denge bozuklukları uçağın düşmesine sebep oluyordu ya. Ağır yüklerde de aynı şekilde. Yüklemeden önce yükte hasar var mı yok mu diye kontrol ediyor bir de bizim konveyördeki görevlilerimiz. Tamam şut altında herhangi bir hasar olmayabilir ama apronu düşmüş olabilir. Bagaj bandında yani traktörden uçağa yüklenirken konveyörde sağa sola çarpabilir. Çünkü konveyörün de bir kenar demirleri var. Oraya bagaj çarpabilir veya düşebilir konveyörden. Bu yüzden dikkat ediyoruz. Ambara yüklenen her yük tutanak altına alınır. Şimdi yüklerimizi nereye ne koyduğumuzu bilmemiz gerekiyor. Bu ambarların ne demiştik? Konya'dan İstanbul'a ve Amsterdam'a gidecek uçağımızda. Amsterdam yükünü diyoruz ki atıyorum 3. holda koydum. Bunun bilgisini ramp personeli yazıyor ve artık mesaj yoluyla karşı meydana bildiriyoruz. Karşı meydan direkt diyor ki uçak geldiği zaman 3. holda benim yüklerim var. Ben artık direkt 3. holda gidip yüklerimi almam gerekiyor. Plana göre yüklerimizin her birinin NOS'u vardı bu numaralar.
planın üzerine yazılıyor. Çünkü neden? Yine bizim bagajlarımızda olduğu gibi hangi yüklerimizin hangisinin olduğunu bilmemiz gerektiği gibi yüklü kargolarımızın da numaralarına göre nerede olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ve taşıma özelliklerimizde de bu numaraları her departmanın bilgi sahibi olması gerekiyor. Mutlaka uçan yolcunun bagajı yüklenmesi gerekiyor. Şimdi uçağı yolcumuzu aldık, uçağımızın da yolcumuzu uçurduk. Ancak bagajı hala havalimanında. Ne olacak? Bu büyük bir problem. Evet, problem. Bu yüzden mutlaka yolcumuzun bagajı yüklenmesi gerekiyor. Sadece PAT yolcularımız vardı. Bizim ücretsiz uçan PAT yolcularımız. PAT yolcularımızın bagajları indirilebiliyordu. O da yolcu zaten herhangi bir kalabalık, yani yer olmaması durumunda ilk indireceğimiz yolcular arasında PAT yolcumuz vardı. Yolcuyu indirdiğimiz zaman yükünü de indirmek durumundaydık. Arkadaşlar, bütün personel, ramp, harekat, yolcu, gerekirse kargo departmanları birbiriyle eşgüdümlü çalışır. Birbirlerinin mutlaka mutabık olmaları gerekiyor. Sayı olarak, yük olarak veya bilgi olarak mutlaka birbiriyle aynı olması gerekmekte. Bugünlük dersimiz bu kadar. Teşekkür ederim arkadaşlar.